olarak 1236 canımızı kaybettik ve o kayıpların hepsi teker teker burada yıkınarak ve buraya defnedildiler. İşte onları defnedenler buradalar. Çünkü hepsini teker teker önce toprağa kazıp sonra canlarımızı toprağın altına defnettiler. Peki onlar o günden itibaren nasıllardı? Ne hissettiler? Nasıl ayakta durdular? Buna nasıl dayandılar? Biz şimdi onlara soralım. Bugün anlatmak zor, çok zor. Yani yüzlerce cenazenin bir anda gelmesi, buradaki sıkıntıların, bazı sıkıntılar yaşadık. Cenazelerin hepsinin bir arada gelmesi. Çok üzüldüğümüz anlar oldu. Çocuklarla annelerini ve babalarını defnetmeleri, ikisinin bir mezara koyulması. Bir çocuklu tabii, annesi. Tabii. Yani o bizde sadece depremde biz onu yaptık. Daha önceki definlerimizde biz hiç öyle bir şey yaşamadık. Yani çocukla anneyi ya da oğlanla babayı hiç gömmedik. Sadece bu defin şeyde deprem esnasındaki olan olaylarda. O da tabii ki cenaze sahiplerinin isteğiyle oldu bu. Evet. Yani onlar istedi. Biz onların isteklerini birebir yerine getirdik. Hiç kırmadık onları. Onlar nasıl istediyse biz öyle defin yaptık. O süreci yaşamak çok zordu. Kar, kış, soğuk. Yani biz burada 7-24 çalıştık. Hiçbir cenaze yakınına sıkıntı yaşatmadık. Yani onların istediği şekilde, istediği gibi biz definler yaptık burada. Normalde bizim bir şeyimiz var yani sistem. Tabii onun dışına çıkmıyoruz ama o deprem esnasında biz bunu artık şeylere bıraktık. Cenaze sahiplerine bıraktık. İstedikleri şekilde definlerini yaptılar yani bir sıkıntı yaşamadık vallahi. Peki, biz çok şeyler gördük yani ben öyle cenazeler defin ettim ki yani nasıl diyeyim ya benzetmek gibi olmasın bir pamuk yağını her kemik diye bir şey yok yani çok acı bir şeydi ya en anlatmak çok etkileyen çok... şey ne sizi en çok beni bu derinden etkiledi ve hala hafızamda yani şimdi ben size şöyle söyleyeyim mezarın başına gidersek orada işte dediğim gibi biz çocuklarla anneyi gömdük, babayla oğlu gömdük. Orada ben size göstereceğim. Bunlar bizi çok etkiledi. Yani o oradaki cenaze sahibinin isteğiydi. Biz onu biz kendimiz yapmadık. Yani normalde bize 4 tane cenazenin numarası geliyor. Adam burada diyor ki ya biz bunu annesine koyalım. Ya da çocuğu babasının kucağına koyalım. Orada gelen 4 tane mezar 2 mezara düşüyor. Yani çocuklara verilen mezarlar iptal oluyor. Annesiyle babasının kucağına giriyor. Şimdi tam arkamızda da kaybolan bir köyün evet, mezarlığı var. Evet. Şöyle dönersek abi, sizi de rica edeyim. Kaybolan bir köy. 51 can Adıyaman'dan evet, buraya geldi. Ve siz bir köyü buraya defnettiniz. Evet o da aynı günde oldu. Yani onu anlatmak daha zor. Birbirlerine akraba. Hepsini bir yere koyduğumuz için bunların yeri belli. Yani biz burayı Malatya'daki depremzedelerin içerisine bırakmadık. Evet ama bu da çok ayrı bir acı. Yani bir köyü bir anda tabii yok buraya defnedildi. Yok oluşu. Evet. Evet evet. Burada yani anlatmak zor. Önce belediye başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, sonra
daire başkanımız Osman Gürültaş'a teşekkür etmek istiyorum. Burada biz bir aile olduk. En büyük avantajımız personellerimizde can kaybı olmadı. Ekip komple toplandı. Başta Osman Gürültaş daire başkanımız olmak üzere burada hep beraber o zorluğu cenazeler sanki kendi cenazesi gibi sahipleniyordu. Cenaze sahibi ne istiyorsa onu yapıyordu. Onun talimatlarıyla biz burada o asrı felaketini üstesinden geldik abi. Evet, üstesinden geldik mi ayrı bir durum ama siz buradaki bütün cenazeleri tek tek defnettiniz. Normal şartlarda gün içerisinde kim bilir birkaç tane cenaze ama siz bir gün içerisinde 100 tane, 50 tane sayısız cenaze defnettiniz. Bunlardan size en çok etkileyen, size hissettiren... En çok etkileyen abla isyan yoktu. Herkes kaderine kabullenmişti. Yani bağıran, çağıran yoktu. Biz daha önce cenazeler burada görürken çok kavgalar çıkıyordu, şeyler çıkıyordu ama depremde öyle bir şey yaşamadık. Sakince, sadece. Herkes sakindi, herkes yani kaderine razı olmuştu. Peki en çok etkilendiğiniz bir cenaze defin var mı? En çok etkileyen 3 yaşında bir kız çocuğu annesinin yanına korurken beni çok etkiledi. Bir de bir oğlan cenazesi vardı, babasının şeyine koyduk, yanına koyduk. Ya yani bebekler bizi çok etkiledi. Peki hiç durmadan o soğukta, o hava şartlarında siz hepiniz buradaydınız. Orada işte biraz önce demiştim ya, biz burada bir aileyiz. Yani hep beraber. Gün oldu, tam yorulacağımız zaman Osman Başkanımız geldi, hadi sırtımızı oraladı, bize ne gerekiyorsa her şeyi yaptı. Vallahi korkunç bir şeydi. Bir de ben depremin ilk günü sayın savcılarımla beraber seyyar moklarımızda çalıştık. Müdürümüzle beraber. Yani bütün cenazeler ellerimizden geçti. Neyin ne olduğunu gördük. Durum çok kötüydü. Yani biraz anlatabilir misiniz? Gelen cenazelerde tabii ki maalesef enkaz altından çıktı bütün cenazeler. Çoğunun uzvu eksikti. Ya da yani kolonlar olsun. Kolon bıçak keser gibi kesmiş. Kol, bacak, yani birebir ben kendim ilgilendim. Durum acıydı. Peki onları gördüğünüz an defnedebilmek ne kadar kolaydı, ne kadar zordu? Zor ya. Bayağı zor. Ağır bir şey. Yani çocuk ölümleri, bebek ölümleri. Evet. Genellikle annelerinin koyununun içinde ölmüş, kollarının arasında sıkışarak ölmüş. Annesi çocuğunu yani sıkıştırmış, yani bir şeye koruyam diye kitlemiş. O şekilde. Vallahi çok derinden üzüldük. Biz de ailemizi bıraktık bir yere. Akrabalarımızı bıraktık, tüm arkadaşlarımız bir yere bıraktık. 10 gün boyunca ailemizden haber almadan sadece telefonlaşarak haber alıyorduk. Ama burada definlerimizi yapıyorduk. Hiçbir sorun yaşamadan ama çok üzüldük. Bayağı da üzüldük, bayağı da yıprandık. Yani anlatılamazdı ya, anlatamadık yani. Kimseye de anlatamadık. Anlattıklarımız da bizleri tamam iyi dinlediler ama yaşamadılar burada. Biz bayağı bir yaşadık, çok derinden üzüldük. Anneyle oğlu, babayla beraber defnettik. Olmadı yani. Ben çok üzüldüm şahsen. Kendi adıma ben çok üzüldüm ama gördüğüm yapacağımız... Gördüğüm kadarıyla etkileyen anne ve tabii, evladı, tabii, baba tabii, ve tabii. Oğlu. Bunun dışında sizi etkileyen bir şey var mı? Çünkü burada... Etkileyen uzuvların ayrı ayrı gelmesi. Onlar çok bizi etkiledi. Haberlerini alıyorduk. İşte Hakim Bey apartmanının çok sayıda cenazesi vardı. Oradan çok sayıda cenaze geldi. Bilakis Adıyaman'dan gelen bir köyün tamamen 51 kişinin gelmesi. Onlar bizi çok etkiledi. Diyeceğimiz bu kadar yani. Daha çok anlatılır ama işte ekranların karşısında biraz daha insan durgun kalıyor. Yani peki o anı hatırlarsanız, ilk andan itibaren ilk gelen cenazeyi defnettiğinizde ne hissettiniz? Yani ilk anda. İlk andan itibaren biz canla başla mücadele ettik ama tabii yorulduk, yorgunluk çektik ama şu anki yorgunluğumuz kadar değil yani. Biz o zaman çok daha yorulmadık yani. Canla başla mücadele ettik tüm arkadaşlarımızla. Ve bu kadar yani. Diyeceğim İlk bu kadar yani. Gelen cenazeyi defnettiniz diyelim. Daha sonrasında arkasından bu kadar çok sayının gelebileceğini hiç düşünmüyorum. Biz zaten sabah geldiğimizde ilk depremden, sabahki depremden geldik. Burada biz 3 tane cenaze defnettik. Ondan sonra öğlen depremi olduğunda hepimiz burayı bırakıp yukarı gittik ve merkeze yönelmeye başladık. Çadırlar, bilakis araçlarla cenazeleri buraya getirmeye başladık. Daha sonraki gün cenazelerimiz başladı. Ve gece yarılarına kadar, gece 1-2'ye kadar cenazeleri defnettik. Ta ki savcılar dur diyene kadar. Savcılar durdu, biz de durduk. Evet, gece de tabii, burada tabii, jeneratörler eşliğiniz. Tabii gece 2'de, 3'te defnettik yani. Gece 2'ye, 3'e kadar definlerimiz oldu yani burada.
Sayısız canımızı kaybettik ve onların hepsi de buradalar dedik. Onları defnedenlerle ayrı ayrı konuştuk. En çok etkilendikleri husus ve yaptıkları çalışmalar, ilk günden beri ayakta durmaları. Ve şimdi onları yönlendiren kişi yanımda, personel sorumlusu olarak. Peki o bu durumda ne hissetti, neler yaptılar? Şimdi o bize anlatacak. İlk günden depremin olduğu saatte biz de herkes gibi dışarıya önce çıktık. Saat 5.30 falan başkanım aradı. Hemen acilen toplanma koordinasyon merkezimiz burada kurduk. Derhal bütün personelimiz 5.30-6'da herkes burada. Hı hı. Sağlam olanlar, şey olanlar hepimiz buradayız. İlk günden itibaren bütün araçlarımız koordinasyon bir şekilde cenazeleri getirip burada morglara, depolara, artık yerlere bütün organizeleri başkanımla beraber yaptık. Başkanım kendisi bizzat santralin başına geçti. Araç yönlendirme, çünkü dışarıda da bize takviyeler geldi. İşte oradan 4-5 gruba ayrıldık. Bir yanda defin bölgesi, bir yanda defin cenazeleri getirme, bir yanda yıkama, bir yanda cenazeleri teslim etme polislerine, savcılarına. Tamamen bir organize şeklinde, yani 2 saatte, 3 saatte biz sistemimizi kurduk. Ve böyle bir hafta sürdü. Bir hafta sonunda da işte gördüğünüz gibi siz de içindesiniz. Evet. İşte başkanım halen içinde. Biz daha halen kurtaramadığımız şeyimiz, durumumuz yok da. Malatya'nın 1236 can kaybı var ama onun dışında şehir dışından gelenler de oldu. Sonradan gelenler de var. Örnek veriyorum, Adıyaman'dan gelenler de. Bunları organize edebilmek peki? Bunları organize edebilmek için bunları dışarıdan bize Diyanet takviyeler geldi, hocalarımız. Ek çadır kurduk, ek yıkama yerleri yaptık. Tokat'ta bize yıkama araçları geldi. Onlar da bize yardım etti. İşte bütün vatandaşlarda da gönüllü olarak çalışanlar vardı. Cenazeleri pikaplarla, arabalarla aşağıda buradan bize yardımcı oldular. Onlardan getirdiler bizde. Bize önce çalışan iki tane de bizim de kendi elemanımız vardı, emekli. Mehmet Mişe, Asil Mişe, burada da teşekkür ederim kendilerine ayrıca. Ayrıldılar burada. Onlar bize çok yardımcı oldular. Emekli. Kendi özel arabalarıyla geldiler, bize burada yardımcı oldular. 6 Şubat'tan sonra kaybettiğimiz canlarımızın hepsi burada. Bu kabirlerde uyuyorlar ve şimdi defin ekibini en çok etkileyen iki kabir var. Onlardan birinin yanındayız. Baba ve oğul Emir Ömer Palancı ve Haydar Palancı. Onlara mikrofonu uzattığımda en çok etkilendiğiniz durum ne dediğimde, bir babayla oğlunu aynı mezara defnettik dediler. Ve şimdi biz o mezarların yanındayız. İşte çok zor bir şey, çok zor bir şey. Yani bu burada yukarıda bana bilgi işlemde geldiğinde farklı farklı numaralar. Misal atıyorum, babası 566 ise çocuğu 567'dir ama cenaze sahiplerinin isteğiyle biz o isteği kıramadık. Yani adamların acısı çok. Biz illa da böyle gömelim dediler. İkisini bir numaraya bıraktık. İkisini burada alıp öncelikle açtıktan sonra üzerlerini kapatmak, onları buraya... Yani şimdi o çok zor ya, çok anlatmak. Babayı koyuyorsun, yanına çocuğunu koyuyorsun, ondan sonra defin işlemi başlıyor. Yani çok anlatılması zor, çok zor. Burada örneği çok. Şimdi biraz daha gideceğiz orada. 4 tane var. Az değil, 1236 can ve her canın ayrı bir hikayesi var. Kimi bütün aile bir anda kayboldu, kiminden birkaç tanesi geriye kaldı. Ve bunların hepsinin de ayrı hikayesi var. O hikayelerin hepsinin en çok tanığı olan da defin sorumlusu Vedat Bey. Ve şimdi tam geçerken yine burada 5 tane kabirimiz var. Evet, evet. Ya gördüğünüz gibi burası bir aile, 5 kişilik bir aile. 6. kişi sağ, bir bayan. Bir tek o mu kurtuldu? Evet, bir tek o. O da çok rica etti bizden. Normalde biz bunu yapmıyorduk. Bir mezar istedi kendisi için. Annemin yanında falan dedi. Sağ olsun müdürüm de yardımcı oldu, daire başkanımız. Bir mezar verdik ona. Yani bu ayağının dibinde mi? Evet, kendisine? Şu boş mezar, onu da kendisine aldı. Evet, gördüğünüz gibi ailesinden 5 kişiyi kaybetmiş ve bir tek kendisi sağ kalmış. Evet. Ve onların yanında olmak için, hemen maalesef yanında yer kalmadığı için, hemen onların dibinde olmak için şimdiden yerini ayırmış. Bu nasıl bir acı, bu nasıl bir kayıp, biz bilmiyoruz artık. Her acı ayrı bir boyutta ve tarifsiz bir şekilde. Ve siz de bunların hepsini ayrı ayrı... Yani muhakkak şimdi bunların hepsinin bir hikayesi vardır. Şimdi burada umutları olan insanlar vardır. Evet. Misalim atıyorum, nişanlı olan insanlar vardır. Görev bekleyen insanlar vardır. Yani düşündükçe adamın, bilmiyorum ya, çok zor bir olay. Hepsinin bir umudu vardı. Hepsinin bir şeyi vardı. Ama işte Rabbimden gelen... Yapacak bir şey yok. Allah hepsine rahmet eylesin. Yani anlatılması çok zor.
Şimdi bu da ayrı bir olay. Yine bir ailenin yok oluşu. Burada biz bunu defin ederken yaşlı bir amcaydı zannediyor. Bilmiyorum yani geçmiş bir zaman. Bunu defnettik. Adam anahtarı işte görüyorsunuz orada. Bıraktı gitti. Ne amaçla bıraktı artık? Kimsesi kalmadı mı? Onu da bilemiyoruz. Anahtarı öyle bıraktı gitti hüzünlü bir şekilde. Herhalde de kimsesi kalmamıştır büyük ihtimal. Yani kişilik bir aileyi buraya ev de yok olmuştur. Ev de yok olmuştur. Yani o da ayrı bir olay. Anahtarı da buraya bıraktı. Aynen hiç anahtarı bıraktı sessiz sedasız çekildi gitti. Her yer ayrı bir acı. Tabii, ve siz tabii. Her definin, her kabirin hikayesi sizde saklı. Yani ben hatırladıklarımı söylüyorum. Evet. Bunun dışında da çok yaşanmış. Sayısız. Tabii bir yalnız ben defin yapmadım burada. Evet. Biz 8 yani onun üstünde eleman vardı arkadaşlar. Hepsinden de Allah razı olsun işlerini eksiksiz peki. Yaptılar. Yani yaşamak bir, üzülüyorsun ya neticede bir can bu yani bir ailenin yok oluşu var burada çocukların dediğimiz gibi farklı mesela düşünsenize beton yığın üstünüze geliyor ne kemik kalıyor ne bir şey yani parçalanmış insanlar geldi buraya çok zor. Çok zor yani. 6 Şubat felaketi hiçbirimizin beklemediği bir felaketti ama hepimizin bildiği bir gerçek ve beklediği bir gerçek var. O da ölüm. Şu an burada 9 tane kabir var ve bu kabirinin aile büyüklerinden biri daha öncesinden 4 kişilik aile parselinden kendisine yer ayırmış. 6 Şubat'tan sonra 9 kişilik aile maalesef hayatını kaybetti. Ve 4 kişilik ayrılan yere 5 kişi daha eklenerek burası onlara artık ait oldu. 6 Şubat'ta aynı anda can verdiler. Şu an aynı yerdeler. Ve yine biz buradan geçerken bu hikayeleri bize anlatan defin sorumluları anlatıyor. Ben yine o hikayeyi bir de defin sorumlusundan dinlemek istiyorum. Vallahi kasap soy isimlerini bize söylediler. 9 kişilik bir aile geliyor dediler. 9'unda yan yana defnedeceğiz dediler. Biz ona göre bu parselde çalışıyorduk. Burada yoğunluk vardı zaten. Hı hı. Biz hemen yukarıya bildirdik. Şu numaralardan başlayıp bitirelim dedik. 9 kişilik bir aileyi buraya defnettik. Tabii bizim için çok zor oldu. 9 kişilik bir ailenin duymak birdenbire kendi ailelerimiz, kendi yakınlarımız aklımıza geldikçe daha çok kahroluyduk. Ondan dolayı biz artık metanet içinde arkadaşlarımıza sağ olsun bir 30 kişilik bir ekibimiz vardı. 20'ye yakında bir kepçelerimiz vardı. Onların yardımcılığıyla beraber bunları defnettik ama çok zor oldu. Aileleri evet. 9 kişinin birden kaybolması onlar için çok felaketti. Tabii bizler de üzüldük. Onlar kadar olmasak da yani bizler de üzüldük. 4 kişilik bir mezar ayırmış ama 9 kişilik cenaze olunca hepsini buraya almak zorunda kaldık. Evet. Oradaki mezarları da daha ileride belki bir yakınına defne olacak yani. Allah rahmet eylesin. Başka da diyeceğimiz bir şey yoktur. Ya bizler de çok üzüldük. Ama diyecek bir şey yok. Demek bizlerin daha yaşamak gibi bir zamanı var, vakti var yani. Öyle diyeceğim bu kadar. Memleketi yok eden felaket aileleri yok etti. Ve şu an Doyduk ailesinin kabrindeyiz. 4 kişilik bir aile ve bu aile hepsi yine aynı anda 6 Şubat'a yakalandı. Hiçbiri sağ çıkamadı. Şu an babayla oğlu aynı kabirde, anne ile kızı da aynı kabirde. Kim bilir belki hepsi o an birbirlerine sarılıp çocuklarını korumaya çalışıp o felaketten kurtulmaya çalıştılar. Olmadı. Ve şu an buradalar ve yine siz onları birlikte gömdünüz. Evet. Bize normalde 4 tane mezar numarası geldi. Hı hı. Ama aile yakınları dedi ki biz anne ile çocuğunu, babayla da oğlunu gömelim dediler. Biz de tabii bir şey demedik ki diyemeyiz. Onun için bize daha iyi olur. En azından aynı şekilde vefat etmişlerdi. Dediler kucak kucağı öldüler. Kucak kucağı da mezarlarda kucak kucağı olsun. Biz de bir şey demedik. Yoksa normalde 4 tane mezar olacaktı. Evet. Ama 2 tane mezara düşürdük. Öyle sahipler öyle dediği için biz de bir şey diyemedik. Defnettik ama bayağı bir üzüldük. Çünkü anne ile kızını, oğluyla, babayı... Kaç yaşındaydılar çocuklar? Çocuklar daha inan tam net bir bilgim yok ama 4-5 yaşlarında bir şeydi. Küçük. Yani o kadar küçüklerdi yani. Hı hı. O kadar küçük. Büyük olsa sığmazdı diye. Küçük oldukları için anne ile kızını... Babayla da oğlunu defnettik. Ve onları buraya bu şekilde defnetmek, bir aileyi buraya koymak aynı anda. Vallahi ablam yani benim için şahsen ben kendim için söyleyeyim. Benim için çok kötü bir durum. Her zaman çocuklarım aklıma geliyor. İster istemez çocuklarım aklıma geliyor, eşim aklıma geliyor. Geliyordu yani o dakika. Ama onlar hayatta, bunlar hayattan koptu gittiler. Ben çok duygulandım. Hatta ağladım da, üzüldüm de.
Ama yapacak bir şey yoktu yani. Bir baba gittiğinde arkanı yasladığın duvar, sabahları sıcak ekmek, okul harçlığı, otobüs bileti, ciğerinden bir parça gider, gider de gider. En sinirli anında bile dudağının kenarında bir gülümseme, bayramda öpülecek el. Çocuklarımızı sırtında taşıyan o sevimli dede gider, gider de gider. Bir içten oğlum, kızım sözünün sahibi, inatçı bir siyasetçi, koca bir beden, çocuk bir yürek. Anneyle yapılan lüzumsuz tartışmalar, heyecanlı bir tarafta çalışkan bir adam gider, gider de gider. Bir sarılmaya, bir çift söze bile fırsat vermez Azrail. Vakit geldiği zaman sadece baban değil, atan gider, canın gider, kanın gider, gider de gider. Dolmaz boşluğu kısa zamanda, hep bir ses ararsın, bir nefes, bir anahtar tıkırtısı. Yanlış bir iş yapınca gözünün içine bakılmasını ama sadece beklersin. Çünkü bir baba gittiğinde sadece baban değil, bir dostun, bir arkadaşın, bir sırdaşın, bir öğretmenin, bir ustan, bir yanın gider, gider de gider. Şimdi biz burada zaten Sayın Başkanımızla beraber gece saat 2-3'e kadar biz defnini yaptık. 3'ten sonra da yine kayıtlara devam ettik. 2 saat uykuyu da gene burada yatarak, başkanımız da aynı şekilde biz de beraberdi. Tekrar saat 6'da tekrar başladık. Tekrar kayıtlara devam ettik. Zaten 8'de 7'de tekrar cenazeler geldi. İlk gün zaten öğleye kadar defin yapabildik. İkinci deprem oldu. İkinci gün ise zaten 300 tane defin birden çok zor bir şekilde yaptık yani. Ama kimseyi mağdur etmemeye çalıştık yani. Karşıda olan kişiler mesela en ufak bir şekilde diyelim biz o kişiye ya gözünün üstünde kaş var desek bile adamın zoruna gidiyordu zaten. Evet. Biz bilgilerini Sayın Savcı Bey bize gönderdiği ölüm belgesini alıp mezar yerini belli edip ondan sonra şöyle göstereyim. Şu şekilde kaydını tutup cenazenin ismi, soy ismi, parsel numaralarını. Soy ismi, parsel numarası, mezar numarası, anne adı ve bu. Zaten cenaze araçlarımıza koyup hocalarımız en güzel şekilde yıkayıp, kefenleyip cenaze araçlarımıza koyup cenaze namazlarını kıldırdıktan sonra aşağıda bulunan arkadaşlarımızla beraber defnini yaptık. Çok teşekkür ederim. 6 Şubat'tan sonra yaşadığımız en büyük nokta burası. Çünkü 1236 canımız teker teker burada yıkandı, burada kayıt altına alındı ve daha sonrasında defnedildi. Siz de o 1236 canın kaydını burada yaptınız. Öncelikle ben ilk andan itibaren, ilk gelen kayıtla ne hissettiğinizi sormak istiyorum. Biz zaten saat 5 civarı evimizden çıktık, buraya geldik. Buraya geldiğimiz anda zaten etraf komple cenazeyle dolmuştu. Hemen bilgisayarı açtık, sırayla almaya başladık. Sayın Daire Başkanımız Osman Gönültaş buraya geldi. Kimseyi mağdur etmeyin. Cenazeler 3, 4, 5, 6, 7, 8 çünkü ailelerde birer tane ölüm yoktu. Onları hepsini yan yana defnini verin diye söyledi. Bizlerin bazıları 2 tane, 3 tane geldi ama diğer cenazeleri binanın altında olduğu için onları da Sayın Daire Başkanımız Osman Gönültaş o yanındaki mezar, boş mezarları da bırakın. Diğer cenazeleri gelirse onları da defin yapalım dedi. Ona tabii onu çok dikkat şekilde yaptı. Kimseyi mağdur etmeden, kimseye yani zaten üzüntülüler, zaten cenazeleri var. O şekilde işte elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Burada bazıları geldi, cenazelerini bulamıyorlardı. Biz buradan çıktık beraber.
Sayın Başkanımızla, diğer arkadaşlarla beraber cenazelerin yüzünü tek tek açarak cenazelerini buldurduk. Onların bulduğumuz anda bize sarılmaları, ellerimize kapanmaları, yani o çok değişik bir duyguydu. O şekilde devam ettik ama hiçbir kimseyi mağdur etmeden cenazelerini teslim ettik, defnini yaptık. Dehşetin boyutunu anlayamamıştık evlerimizde sarsıntılar olunca. Daha sonra televizyonlarımızı açtığımızda çok büyük bir depremle karşı karşıya olduğumuzu, 11 ilin birden bu deprem felaketiyle karşılaştığını görünce, Malatya'mızda da büyük yıkıntılar olduğunu görünce çok üzüldük tabii ki. Sonra biz geldik, işlerimizin başına geldik. İşte geldiğimizde baktım ki buralar dolu, daha cesetleri yeni yeni taşımaya başlamışlar. Biz işte o cesetleri hemen bir an önce kaldırma çabasına girdik. Ailelerin kimi ağlıyor, kimi de bu duruma şey olmuş, sanki kaderlerine razı olmuş gibi bir hal vardı yani. Daha sonraki günlerde de yani bir an önce herkes cesetlerini bulup getirip cenazelerini defnetmek uğraşısı içindeydiler. Buraların yani basacak yer yoktu cesetlerden. Yani biz de elimizden geldiği kadar metanetli olduk. Cenaze sahiplerine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Onlara biraz daha sabırlı, daha biraz metanetli olmaları için elimizden geleni yaptık yani. Kefenledik hepsini, yıkadık. Evet, evet, tanıdığım da arkadaşımın kızı, çocukları ve eşi ailecek ölmüşlerdi. Kadıncağız çocukların üzerine böyle kapaklanmış, bu şekilde ölmüş. O şeyler üzerine düşmüş, beton parçaları. Çocuklar alttan ezilmiş, kendi üstten ezilmiş. Yani eşi de ezilmiş. Yani bunlar bizi çok parçaladı gerçekten de. Ailecek yok olmak, hem evleri hem kendileri büyük bir ibret yani. Yani üzücü bir durumdu. Öyle cenazeler gelmişti ki, hani şu pestil olur deyimi var ya, onun gibi dümdüz olmuştu. Bir cenazeyle karşılaştım, demek ki bayan çok korkmuş, gözlerinin dışarı fırlamış olduğunu gördüm. İlk defa yani böyle bir cenazeyle karşılaştım. Şu göz kapakları tamamen dışarı fırlamıştı ve vücudu da böyle diken diken olmuş. Dedim ki çok korkmuş herhalde. Yani çok zordu, bizim için de dayanılacak gibi değildi. Ağlayarak yapıyordum, artık beni arıyorlardı işte. Uzaktan akrabalarım, arkadaşlarım, tutamıyordum kendimi, ağlıyordum. Telefonlara cevap vermek istemiyordum. Hala yani o anlar hala gözümün önüne geldiği zaman çok kötü oluyorum yani. Gerçekten çok zor bir durumdu bizim için. Peki gün içinde kaç tane ceset yıkıyordunuz? Biz o gün 24 saat çalışıyorduk yani, geceleri de evlerimize gitmiyorduk ve sürekli ceset geliyordu. Onları gönderiyorduk yani, bize uyku falan yoktu o gün. Bir an önce onları yerlerine ulaştırmak istiyorduk. Günde 300-400 ceset sadece bayanlar olarak bizler yapıyorduk, artık erkekler de aynı şekilde. Bir kızımız gelmişti, yeni ilahiyatı bitirmiş. O birinci depremde dışarı çıkmışlar. Sonra saat bir gibi içeri girmişler. İşte demiş ki ben bir abdest alayım da namaz kılayım annesiyle beraber. Kızcağız abdestini almış, çorabının birini giymiş, biri elindeydi. Deprem, ikinci depreme yakalanmış. O şekilde yani tavan çökmüştü üzerlerine ve paramparça olmuştu ve böyle gülümsüyordu da kızımız. O da beni çok etkilemişti. Yani gerçek şehit bu dedim, abdestiyle ölmüş. Yani şurada şunu söylemek istiyorum. İnsan bir saniye içinde yok olabiliyor yani. Dünya bile yok olabiliyor. Bir çocuk cenazesi geliyor yani, parçalanmış anasının üstünde. 5 cenaze bir evde geliyor. Yani bunlar kolay bir şey değil. Yani ben yapamıyorum gerçekten. Peki burada siz de yine hiç durmadan yıkadınız ve onları kefenlediniz teker. Hı-hı. Teker. Teker, en teker. Çok beni etkileyen dediğiniz? Ya evet, hepsi etkileyen. Mesela bir evde 5 cenaze geliyor, bir evde 3 cenaze geliyor. Yani bunlar kolay bir şey değil. Bir evde bir cenaze çıkıyorsa, aylarca ölütmüşse.
Bir evde 5 kişi gelirse, 3 kişi, 4 kişi bunlar önletir mi? 6 Şubat'tan sonra artık sayısız cenaze buraya geldi. Burası cenazelerle doluydu ve siz de en çok bütün cenazelerin dokunup, görüp, kim bilir hangisi hangi haldeydi, uzvundan tutun da. Onlara tanık oldunuz, nasıl bir duyguydu? Yani şöyle söyleyeyim, her şeyden önce zor bir süreçti. Evet. Rabbim bir daha yaşatmasın. Tabii hem gerek belediye personelimizle, buradaki arkadaşlarla, gerek gönüllü il dışından ve il içinden gelen arkadaşlarla, gerekse de il dışından sadece bu iş için, burada emek vermek için gelen arkadaşlarla hep birlikte burada büyük bir çaba gösterdik. Tabii zor bir süreçti. Rabbim dediğim gibi daha yaşatmasın. Ama o anın şokuyla gerek cemaatimiz, gerekse bizler, bizlerin içinde de yakınlarını kaybedenler oldu. Metanette durarak disiplinle, belli bir sistem üzerinden hem burada gassal arkadaşlarımız hem hoca arkadaşlarımız planlı bir şekilde çalışarak, emek vererek gerçekten yoğun çaba sarf ettik. Zor süreçte dediğiniz gibi uzuvlarını kaybedenler, normal bir cenaze görmedik. Yani 1200 küsur cenazeden en hızlı şekilde yıkayıp, kefenleyip defin işlemlerini yaptık. Herkesin eline yüreğine sağlık. Gönüllü abimiz vardı İstanbul'dan gelen. Israr etti yıkamaya girmek için. Hani normal cenazelerin olmadığını söyledik ama dayanabileceğini söyledi. Ben mesela o aklımdan çıkmıyor. 10 yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir çocuk cenazesine girdik. Uzuvları eksik. Başı yok, kolunun biri yok, bacağının biri yok. Olan diğer uzuvları da parçalanmış halde. Biz gönüllü arkadaşı tabii kötü olduğunu görünce dışarı çıkarmak zorunda kaldık. Dayanamadı. Rica etti mesela bize. Dedi ki hocam böyle cenaze olursa bir daha beni çağırmayın. Hani biraz daha normal cenaze olduğu zaman biz gönüllü kardeşlerimizi çağırdık. Burada hep birlikte onların da yardımıyla inşallah güzelce çalışmamızı yürüttük. Evet. Onun etkisinde kaldık. O çocuğun yanında mesela annesinin uzuvu çıktı. Onu yan taraftaki gazeteneye gönderdik sararak. Buradan ayırıp oraya gönderdik. Yani yoğun bir çaba sarf ettik. Şimdi anlatmaya kalksak gerçekten kelimeler yetmez. Yaşayan bilir diyorlar ya, gerçekten öyle. Rabbim bir daha yaşatmasın. Abisini, yengesini ve 7 tane yeğenini kaybeden bir vatandaş gördük. Dedi ki hocam Allah rızası için bana bir şey söyle, bana bir telkinde et ki ben ağlamak istiyorum. Yani 9 tane tabut dizdik oraya. İnsanlar hani hem onun şokunda kendini bilen, o konuda biz cemaatimizden de razıyız. Bunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Gerçekten normal günde gelip de burada yani gerçekten dinimizce de, dinimizin de hoş görmediği şekilde cenazelere yaklaşımı, muamelesini hoş karşılamadığımız tavırlar, davranışlar görüyoruz. Ama o gün gerçekten Allah'ın bir hikmeti diyeyim. Herkes metanetli, gayet güzel bir şekilde burada cenazeleriyle ilgilendiler. Gerekli işlemleri yaptık. Dinimizin emrettiği şekilde de o kadar büyük bir felakete ve kayba rağmen öyle metanetli olmak güzel, ve güzel, yani o açıdan gerçekten ben yakınlarını kaybeden o kardeşlerimizi ben takdir ediyorum. Yürekten takdir ediyorum. Durum, yani öyle durabilmek her insanın harcı değil. Böyle, Celikan tarafında 53 kişi birden geldi. Bir köy geldi. Ondan sonra 13-14 kişi ayrıyeten bir yerden geldi. Ve bu Celikan'da gelen kardeşlerimiz içerisinde Allah Teala bize rahmet etsin. Bir tane 12 yaşlarında bir çocuk vardı. Gülüyordu yani. Tamam mı? Yani vücudundan fazla bir yara da yoktu. Bununla beraber bizim esnaf kardeşimiz vardı. Eniştesiyle kızı, onlar umreye gittiler. Torunları yanlarında bırakmışlardı. İşte o gece torunlarla beraber onlar da vefat ettiler. Ondan sonra hanımı sağ çıktı ama öbürlerin hepsi vefat etti yani. Bir hoca kardeşimiz vardı, ailece gitti. Tabii kardeşimiz de anlattığı gibi o zorları parçalanan. Yani şimdi onların halini görmek lazım. Onun için ne yapmak lazım? Rabbimize teslim olmamız lazım yani. İşte o 12 yaşındaki çocuktan çok etkilendim. Onunla beraber aile mesela bir
baba gelmişti. Bir kızı bir tarafta, bir hanım bir taraftaydı. Ondan sonra o ikide bir gidip çocuğun başına gidiyordu. Onun hiç, yani hanım tarafından fazla şey olmasa o çocuğa böyle onun anılarını böyle hatırlayıp ondan sonra gözyaşı dökerken biz de onu mesela gördüğümüz zaman insan ister istemez duygulanıyor. Unutamıyor yani bazı şeyleri. Çok var da şu an aklımıza gelmeyen şeyler var. Allah-u Teala teslim olmayı nasip etsin. Şunu da özellikle söylemek istiyorum ki yani şimdi mesela vefat etti ya işte evi yıkıldı efendim enkaz altında kaldı işte öldüler falan böyle düşünmemek lazım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki afetlerde iman sahibi eğer ki böyle afet altında kaldı mesela o ölürse o şehittir Allah'ın izniyle. Ve Allah Celle Celaluhu onun malını da sadaka hükmüne koyuyor. Dinimiz bu kadar mükemmel yani. Din penceresine bakıp başımıza gelen musibetlere karşı dirayetli ve sabırlı olmamız lazım. Gelen bela musibetlere karşı böyle. Ama nimet geldiği zaman da şükretmemiz lazım. İsmim Aydın Polat. Yaklaşık olarak 11 yıldır burada Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezatlar Şube Müdürlüğü'nde inşallah çalışıyoruz. Öncelikle ben şöyle ifade edeyim, Aslın felaketi olarak 6 Şubat itibariyle Maraş merkezi bir deprem yaşadık. Rabbim öncelikle vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sabah 4.17 civarındaki şeyimiz daha şey oldu, çocukların ağlayışı falan. Buraya geldik direktmen, yürüdük şeye, sanayi kavşağına kadar. Cenaze arabası bizi aldı, buraya getirdi. O anda cenazeler gelmeye başladı zaten. Rabbim hepsine rahmet eylesin. 1250 civarında bir cenazemiz oldu. Tabii çocuk, genç, yaşlı hepsini gördük. Yani kimisi kolu kopan, başı olmayan, mesela ayakları olmayan cenazelere rastladık. Bebekler genellikle insanı etkiliyordu. Ben şunu ifade edeyim. Mesela normal günlerde insanların mesela bir yakını kaybettiği zaman feryatları olur burada mesela. Ama deprem gününde o feryat figan yoktu insanlarda. Allah-u Teala'nın bir lütfu keremiydi. Hatta komşularımızdan iki kız kardeş, anne babalar vefat etmişti. Buraya geldiler gece 9 gibiydi. Onlarda bile bu feryat figanı görmedim. Allah-u Teala'nın bir sabrı sıfatıyla inşallah tecelli etti. Şu ayet-i kerimeyi ifade edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانِ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Hiçbir insan Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Yani o vefat eden kardeşlerimizin de ecelleri o gün oradaydı. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Devlet ile, millet ile, belediyemiz olarak gerçekten el birliğiyle bu acıları şey yaptık, hepsine ortak olduk, destek olduğu hakikaten devlet, millet el ele bir olup bu depremin acılarını kaldırdık. Rabbim bir daha yaşatmasın, Rabbim bu acıları bir daha göstermesin inşallah. Ben de bir babayım, mesela 3 tane kız çocuğum var, Allah sizlerinkini de bağışlasın. Genelde yaşlı kesimi değil de çocuk cenazelerinde babaların böyle feryatlarını görünce hakikaten etkilendiğim oldu. Mesela bir arkadaşımızın oğlu vefat etmişti. Başı komple yoktu. Onu bize nasip oldu, burada yıkadık. Hatta bir havlu örtmüştüm üzerine. Babası da temkinliydi yani, öyle metanetli duruyordu. Öyle ağlama yoktu da kendisinde akrabaları falan, annesi falan işte amcaları biraz daha ağlıyordu. Babası metanetli duruyordu. O olay beni etkilemişti gerçekten. Yani onu gördük, bebekler vardı işte. Yani söyleyeceğim şu, İnsanlar o gün hepsi aynı acıyı yaşadıkları için Allah-u Teala bir metanet vermişti. Yani mesela enkaz bölümünde ne zaman cenazemi çıkarırım şeyine düşmüşlerdi mesela aileler. Orada bir teselli oluyordu insanlar. Mesela cenazesini çıkarttıktan sonra buraya getiriyorlar. Burada da bu teneşir tahtasının üzerinde gördüğü zaman biraz daha teselli oluyorlar. Ondan sonra namaz kıldığı zaman bir miktar daha teselli oluyorlar. En son defin bölgesinde zaten Allah-u Teala bu şeyi veriyor kendilerine. En azından cenazemizi bulduk. Cenazemizi bulabildik. Yani sağ salim buraya getirdik. Burada yıkandı, kefenlendi ve defin bölgesine gitti. Şimdi burada deprem zamanı dışında da çağrı merkezi olarak siz buradasınız ve ilk etapta size düşüyor. Kayıt alıyorsunuz, daha sonra gönderiyorsunuz. Bu işleyişi bize anlatır mısınız? Deprem esnasında gelen çağrılara anında cevap vererek
cenaze araçlarını yönlendirdik. Adresten cenazelerimizi aldık. En ufak bir sıkıntı yaşamadan cenazelerimizi aldık hepsini. Başkanımız da başımızdaydı, yanımızdaydı. Sağ olsun kendisinin şeyiyle, özverisiyle bu işi başarıyla bitirdik. Buradan size çağrı geliyor. Evet. Kayıt alıyorsunuz. İşleyişi anlatır mısınız? Çağrı anında adresi alıyorum. Hı hı. Adresi şoför arkadaşıma verip yönlendiriyorum. Şoför arkadaşım gidip cenazeyi teslim alıp geliyor. Evet, doğru. Ve size bu kayıtlar hemen hemen geldi mi, yoksa siz bu şekilde nasıl oldu o işleyiş, deprem zamanında nasıl oldu çağrı? Deprem zamanında 112 ile irtibat halindeydik biz. İtfaiye ile irtibat halindeydik. Onlar bizi aradılar. Araçları yönlendirdik adreslere. O şekilde cenazelerimizi aldık biz. Deprem zamanında burası gerçekten çok yoğundu. UMKE, AFAD, dışarıdan gelen gönüllüler, bunların sayesinde onların verdiği adreslere anında araç gönderiyorduk. Aynı zamanda depremin ilk saatlerinden itibaren Malatya'nın çeşitli yerlerinde çadır kurumlarımız başladı. Elimizdeki bütün malzemeleri vatandaşlara hizmet amacıyla dağıttık. Gerçekten zor günler yaşandı. Allah'ın izniyle o günler geride kaldı. Bizim burada başkanımız yanımızdaydı. Onun burada olması bizim en büyük destekçimizdi. Gerçekten o günler bir daha gelmesin. Zor zamanlardı daha önce dediğim gibi. Bizim burada yaptığımız sadece cenazeleri yani sıkıntısız bir şekilde almaktı. Malatya çevre illere de çok desteklerini aldık ve çevre illere de çok fazla cenaze gönderdik. Peki burada deprem zamanında o kadar sayıya, o kadar cenazeye nasıl yetişebildiniz, nasıl organize olabildiniz, nasıl cevap verebildiniz hepsine? Sağ olsunlar, işte çeşitli illerden desteğe geldiler. Bir de bizim buradaki arkadaşlarımızın gerçekten özverili çalışmaları sayesinde 24 saat defin yapıldı. Burada bir de siz cenaze araçlarıyla bütün kaybettiğimiz canlarımızı teker teker alıp buraya getirdiniz. O 6 Şubat'tan sonraki anı bize anlatır mısınız? Evet, şöyle diyeyim efendim. 6 Şubat'tan itibaren sürekli arabalarımızdaydık. Gece gündüz arabalarımızda sürekli cenaze taşıdık. Daire başkanımız da buradaydı. Bütün şoför arkadaşlarımız 7/24 saat görev başındaydık. 3 ay boyunca ayrılmadık buradan. En güzel biçimde yapmaya çalıştık. Dışarıdan da destek aldık tabii ki. Bütün illerden cenaze araçları geldi. Onlarla beraber bu enkazı hep birlikte kaldırdık diyebilirim. Deprem sonrası sayısız can kaybettik. Siz tabii ki bu işi yapıyorsunuz ama o durumda cenaze alıp getirmek nasıl bir duyguydu? Vallahi biz deprem günü zaten gecesi burada nöbetteydik. İşte 4 civarlarında buradaydık. Deprem olduğunda mezarlıktaydık, yani nöbetteydik. Deprem oldu. Bütün personel ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim personelimizde çok şükür bir kayıp yoktu. Önceliğimiz zaten bu konuda şanslıyız. Herhangi bir problem olmadı. Herkes araç şoförleri araçlarında, çağrı merkezi çağrı merkezinde. Elimizden gelen bütün özveriyle çalıştık. Yani buradan çıkıyoruz çarşıya. Yani buradan çıktığımızda direkt herkes o diyor burada cenaze var, diğer diyor burada cenaze var. Her yer cenaze. Duruyoruz elimizden geldiği kadar. Alıyor tekrar buraya gelip tekrar dönüyoruz. Buraya geliyoruz, bırakıyoruz, tekrar dönüyoruz. Yani elimizden gelen... Bir araca kaç cenaze sığdırabiliriz? Abla şöyle söyleyeyim, inan ki bizim araçlarımız dörtlü. Dört tane cenaze alabiliyoruz. Ama biz bir araçta ben altı tane cenazeyi bir araca aldım. Mecburiyet. Tabii. Şimdi çocuk yani bir araçta enkaz üstüne yatmış. Hepsini de aldık yani o şekilde. Dörtlü araçlarımız zaten, dört tabutlu. Üçer, dörder alıp hepsinde geldik çok şükür. Yani elimizden gelen neyse yaptık. 6 Şubat'tan bu yana daha şurada 2 aydan beri yani bir tık kendimize gelmeye başladık. Valla ilk günden başlarsak ablam zaten 1,5 saat olan depremden önce kendi şahsıma 6 cenaze getirmişliğim vardı. Zaten enkazda yakalandım depremde, ikinci depremde. Durmadık ablaya. Yani gece gündüz araçlarda yatıp kalktık. Yani zordu. Derler ya, Allah kimseye vermesin. Allah gerçekten kimseye vermesin, kimseye yaşatmasın. Gün olarak hatırlayamayız diyebilirim. Evet.
Hiç durmadık. Tabii dediği gibi arkadaşların da il dışından gelen cenaze araçları da vardı. Tabii bizim memleketimizi bizden başka bilen olamaz. Biz onlardan yani yaptılar yapmadılar değil. Bilinen adreslere kılavuzlar sayesinde gittiler. Biz işte bildiğimiz kadarıyla hiç durmadık diyebilirim. Geceli gündüzdü. Herkes arabada yattı. Gece 3.30 bir telefon işte Pırlanta Otel. Gidiyorduk. Gece bir telefon işte 4'te işte Hakim Bey Apartmanı gidiyorduk. Zaten gidip burada arkadaşlar da uyumuyorlardı. Getirdiğimizi bırakıp hiç durmadan tekrar. Yani bir nevi devriye atıyorduk. Öyle denebilir. Çarşıda bulunuyorduk, merkezde bulunuyorduk. Santral görevlimiz gönderiyordu işte adresi. Hemen o adrese gidiyorduk. Yani hiçbirini bekletmedik. Ama dediğim gibi Allah kimseye göstermesin. Allah bir daha başımıza vermesin böyle peki, bir şey. Peki bir anda bir aracı dolduruyordunuz. Düşünsenize. Bu nasıl bir duygu? Ya anlatılmaz ablam ya. Yani gerçekten anlatılmaz. Kimsenin yaşamasını da istemeyiz tabii. O da ayrı bir konu. Ama cenaze yakını oradaysa cenaze yakınıyla sanki kendi cenazemmiş gibi ağladığımız da oldu yani. Şimdi dönüp baktığımız zaman o cenaze yakınıyla ağladığımız oldu. İşte dediğim gibi anlatılmaz ablam ya. Şimdi deprem sonrası Malatya yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da maalesef artık 1236 can kaybımız var ve bu canların hepsini siz burada teker teker yıkayıp kefenlediniz ve toprağın altına maalesef bıraktık hepsini. Öncelikle bu deprem anını bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü şehir mezarlığı olarak sizler ne yaptınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. 6 Şubat depreminden dolayı tüm ülkemizin başı sağ olsun. Deprem sabahı saat 04.17 itibariyle hepimiz bir depremzede olarak çocuklarımızı aldık. Sığınmamız gereken yerin mezarlık olduğunu düşündük. Buraya geldik. Kendi ailem, kendi çocuklarım, kendi abilerim, kendi ablalarım tümümüz buradaydık. Tabi o arada gelir gelmez memur arkadaşları, personel çavuşlarımızı çağırdık. Tüm personelle görüşmeleri ve cenazesi, enkazda ailesi olmayanların derhal mesaiye gelmeleri talimatını ilettik. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan sabah saat 5.30'da beni aradı. Dedi ki mezarlıkla ilgili personellerle görüşüyorsun. Depremde ailesinde enkaz altında olmayan kim varsa tamam mesaiye gelecek. Ve dedi o alanda tek yetkili sensin. Mezarlık alanına kimse müdahale etmeyecek dedi. Malatya'daki cenazeleri dedi kaç bin tane olursa olsun dini vecibelere göre defnedeceğiz dedi. Demesinin sebebi yarın dedi genişe çıktığımızda fethi kabirler yaşanmasın. Depremzedeler, aileler gelip de mezarlarını aramasınlar. Benim cenazem nerede demesinler diye bize talimatını verdi. Biz de tüm personelimiz, 84 personelimiz sabah saat 6'da buradaydı. O an itibariyle biz ilk talimatımız olarak şehrin muhtelif yerlerine çadır kurulma talimatını verdik. Çünkü insanların evleri yıkılmış, dışarıdalar. -10'ları, 14'leri gördük. Kalacak yerleri yok. Malatya'nın muhtelif yerlerine deprem birinci günü 78 tane çadır kurduk. Bir günde. Bu 78 çadır Malatya'da işte depremin yaşanmayacağı, binaların yıkılmayacağı geniş alanları düşündük. Oralara kurduk. Akabinde cenazeler gelmeye başladı. Cenazeler gelince de biz personelimiz zaten daha önce de herkesin görevi belliydi. Planlarımız biz her zaman normal rutin işlerimiz neyse aynı şekilde yapılacağı talimatını arkadaşlara verdik. Ve arkadaşlara şunu dedik. Dedik ki gelen cenazeler vatandaş acılı. Bağırabilir, çağırabilir, hakaret edebilir. Tamamı bizim cenazemiz. Çoğu bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız. Ona göre hareket edeceksiniz. Talimatını verince de bu noktada ben personelime çok teşekkür ediyorum. Sabah saat 6'da depremzede olduğunu unuttu. Tamamı buraya geldi. Tüm cenazelerle birebir ilgilendiler. Toplam Malatya'da şu ana kadar 1236 cenazemiz var. Bu 1236'nın 746 tanesini Malatya'ya defnettik. Şehir mezarlığına defnettik. Bunlardan 36 tane Akçadağ'dan. 142 tane Doğanşehir, bir tane Daren'de. 746'yı buraya defnettikten sonra geri kalan 490 tane cenazemizi biz diğer illere, diğer ilçelere ve mahallelere gönderdik. Mesela dışarıdan da şehrimize cenazeler geldi. Toplam 90 tane cenaze geldi Malatya'ya. Adıyaman'dan geldi, Elazığ'dan geldi, Maraş'tan geldi. Maraş'tan? Tabii. Ondan sonra onun harici
Adıyaman'da bir köyümüz yok oldu. Evet. 51 tane cenaze geldi. Tabii biz bunu yaparken şunu da yaptık. Başkan Bey bize o talimatı verdi. Hiç kimsenin dedi cenazelerini ayrı ayrı parselere defnetmeyeceksiniz. O kalabalıkta, o hengamede işte vatandaş geldi ki benim 5 cenazem var. Ancak ikisi enkazdan çıktı, üçü daha çıkmadı, ne yapabiliriz? Biz arkadaşlar dedik ki o 2 tane cenazeyi morga koyacaksınız. Diğer 3 cenaze gelecek. 5'ini yan yana defnedeceksiniz. Böyle bir durumda bunu organize edebildiniz. Evet. Başkan Bey o talimatı vermişti. Biz de o talimatta doğrultusunda kaç cenazesi varsa 1'se 1, 8'se 8, 9'sa 9, 9'unu yan yana getirdik. Hiçbirini ayrı ayrı parsellere koymadık ki yarın insanlar geldiğinde parsel parsel cenaze aramasın. Hepsini bir anda ziyaret etsinler diye. En fazla 9 tane cenaze geldi mesela bir aileden. Soy ismi kasap olan bir aile. Ailenin de hayatta kalan bir arkadaşımız, benim de çok samimi arkadaşım Mehmet Bay Çavuşumuz var, askeriyede görevli. 9'unu yayına koyduk. Şimdi defin alanına birazdan ineriz. Defin alanında görürsünüz ki ayrı ayrı cenaze göremeyeceksiniz. Hepsi yan yana. Bütün akrabalar. Anne babaysa anne baba. Kardeşse kardeş. Mesela Adıyaman'dan gelen 51 cenaze için ne yaptık? Orada kamyona yüklemiş, getirmişler. Akrabaları duymuş ki Malatya'da böyle bir uygulama var. Adıyaman'da toplu defin yapılıyor. Malatya'da yıkanıyor, kefenleniyor, namazı kılıyor, öyle defin yapılıyor deyince birçok akrabası da burada durduğu için biz cenazelerimizi Malatya'ya götürüp yıkatıp orada defnedeceğiz demişler. Getirdiler buraya. Biz bunlar için ayrı bir parsel açtık. Normal çalıştığımız 7 parselin haricinde ayrı bir parsel açtık. Bunların tamamı akraba, amca çocukları, dayı hala çocukları, teyze çocukları tamamını yan yana defnettik. Mesela karı kocası yanına yan yana yaptık. Evlatları varsa evlatlarını koyduk. Torunları varsa torunlarını koyduk. Onların parseli tamamen ayrıdır. Bunları niye yaptık? Bunlar da bir köyde geldikleri için, bir aşiret oldukları için, bir aile oldukları için dağıtmak istemedik. Yarın o aile büyükleri tekrar hayatta kalanlar gelsin. Hepsi birbiriyle kucaklaşsın. Hepsi birbirinin mezarını ziyaret etsin istedik. Bunu da yaptık. Yaşadığımız acıya gelince acı anlatılmaz. Şimdi insanların deprem hayatını kaybeden örnek veriyorum. Bir kişinin bir cenazesi vardı, onu gördü. Bir kişinin 5 cenazesi vardı, 5 cenaze gördü. Biz mezarlık çalışan olarak 1236 cenazenin tamamı bizimdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nindi. Hepsini bizim olarak gördük ve hepsini tek tek gördük. Tek tek. Kopan kolu da gördük, kopan bacağı da gördük, yarım gövdeyi de gördük. O anlamda personelim çok duyarlıydı. Biz o acıları o an yaşayamadık. Ama o acıları yaşadığımız süreci şöyle söyleyeyim. Deprem bitti. Definler bitti. Biz gecelerce ağlamaya başladık. Günlerce ağlamaya başladık. Ben halen geceler oturup ağlıyorum. Gözümün önüne geliyor. Gitmiyor çünkü yaşadıklarımız. Dedim ya, insanlar bir tane gördü. Biz 1236 tane cenaze gördük. Mesela unutamadığımız bir olay. Bir abimiz kucağında çocuğu ceset torbasında. Bekliyor. Abim burada o ara benim dedi ki abim Osman dedi yardımcı ol dedi. Beyefendi cenazeyi defnedelim dedi. Gittim dedim abi. Gel defnedelim. O acıyı biz bu insanlarla beraber yaşadık. Birileri mezarlık çalışanları ne yaşadığını belki bilmiyor ama biz çalışanlar olarak burada çalışanların ne yaşadığını biz biliyoruz. Ama şu da var. Cenab-ı Allah o gün depremzede ailelere bir metanet vermişti. Normal günlerde burada feryat figanlar görüyoruz biz. Eceliyle ölen insanların cenazelerinde. Burayı yıkıyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar. Ama depremzede ailelerde biz bu feryat figanı görmedik. Ya şoktalardı ya da Cenab-ı Allah onlara o metaneti vermişti diyoruz. Cenazeye bir baktım, cenazenin sadece bu gövde kısmı var. Amcaya gittim, dedim amca durum böyle. Ne yapalım, ne emredersin? Dedi ki oğul, cenaze benim değil, cenaze senin. Ne gerekiyorsa onu yap. Biz burada dediğim gibi 1236 tane cenazeyi tek tek yıkadık. Tek tek kefenledik. Tek tek namazlarını kıldırdık. Akabini define gönderdik. Onu nasıl yaptık? Sayın savcılarımız ve adli tıp ekibi cenazeyi teşhisten sonra cenaze sahibine cenazenizi alabilirsin dedi. Bizim görevli personellerimiz cenaze sahibiyle beraber direkt bilgi işlem kısmımıza bilgi işleme gittiler. Cenaze kayıt işlemlerini yaptılar. Mezar numarasını aldılar. Beraberine getirdik. Gastal hocalarımıza verdiler. Hocalarımız yıkama sırasını aldı. Yıkadık. Beraber mezar numarasıyla beraber aşağı alana defil alanına gönderdik. Tek tek mezar numarası vererek defnettik. Ve burada biz 24 saat defin çalışması yaptık. Defin alanına Başkan Bey'in talimatıyla jeneratörler kuruldu. Diğer birimlerden de personel istedik. Tabii ki. Jeneratörler içinde biz definler yaptık. 24 saat uyumadan çalıştık. 24 saat. Niye? İnsanların cenazesini yerde koymayalım.
bir an önce defnedelim istedik. Çünkü ne kadar yerde kalırsa o insan o kadar acı yaşayacak. Onlara acısını hafifletmek için Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı olarak biz başkanımızın verdiği talimatı sonuna kadar yerine getirdik. Ve de getirmeye de devam edeceğiz. Mesela şunu da söyleyeyim ben size. Dışarıdan, Adıyaman'dan, Maraş'tan ve Osmaniye'den buraya cenazeler geldi. Tekrardan gitti. Sorduk, dedi ki niye getirdiniz? Yani orada da defnedilecektiniz, buraya niye getirdiniz? Dediler ki duyduk ki burada yıkama var, kefenleme var. Orada yok dediler. Biz o yüzden buraya getirdik, cenazemizi yıkatıp, kefenletip tekrar götürüp buraya gömmek istiyoruz dediler. Depremin merkezi olan yerden buraya yıkamak için getirdiler cenazeleri. Yıkattı, kefenletti, tekrar götürdü Hatay'a, Maraş'a, Osmaniye'ye cenazesini defnetti. Şu anda da artık... Mesela şunu da söyleyeyim size, bu anlamda diğer belediyelerden bize sağ olsunlar çok büyük destekler geldi. Hı hı. Mesela Van, Elazığ, Ordu, Erzincan, Üzümlü, Ankara, Balıkesir, Erzurum, Hınıs, Şırnak, Muş, Bitlis, Bingöl'den cenaze araçları geldi. Ne bu cenaze araçları ne de bize bağlı cenaze araçlarımız. Hiçbir tanesi bir dakika durmadı. Depremdeki son enkaz çıkana kadar tüm şoförler hiçbir tanesi gözünü kapatmadan enkazdan gittiler. Bir an önce cenazeyi aldı geldiler. Normal şartlarda 10 dakikada burada olacak cenaze, yolların kapalı olması dolayısıyla 1 saatte geldi. Bir de dışarıdan gelen cenaze araçları Malatya'ya binmedikleri için biz bunların yanına birer tane mihmandar verdik. Hem defin verdi yaptık, hem yıkama yaptık. Hem de bu insanlara birer tane mihmandar verdi ki bir an önce cenazeleri enkazdan getirsinler, yıkayalım hemen defnedelim. İnsanlara daha fazla acısını yaşatmayalım diye. Bunu da yaptık. Bu arada Diyanet'ten gönüllü çok sayıda insanlar geldi. Gastallar geldi, gastaliyeler geldi. Ekstra gönüllü insanlar geldi, defne alanına göre yaptılar. Diyanet'ten geldiler sağ olsunlar. Normal vatandaşlar telefonla aradılar, gelelim mi? Kim geldiyse biz yok demedik. Toplam deprem günü, bir de şunu söyleyeyim, deprem günü depremden kaçıp vatandaş buraya sığındı. Alan boş, bina olmadığı için, bunlar depremzede değil, cenazesi olan insanlar değil. Cenazesi olmayan insanlar buraya sığındı. Biz bunlar için derhal buraya 4 tane çadır kurduk. Sobalarını kurduk, aşımıza şu talimatı verdik. Bizim depomuzda hamdolsun suyumuz vardı, yiyecek gıdamız vardı. Aşçıya dedik ki, ne kadar malzemen varsa çorba yapacaksın. Depremin birinci günü gece sabaha kadar 12 kazan çorba kaynattık biz buradaki insanlara. 12 kazan. Aynı zamanda deprem gecesi depremzedelere burada çorba hizmet verildi. Çorba ikramında bulunduk. Evet. İki depomuzda su vardı, su ikramında bulunduk. İkinci gün Elazığ'dan ekmeğimiz geldi, ekmek verdik. Üçüncü gün artık şehriye ve pirinç, mercimek bitmişti. Aşçı geldi dedi ki başkanım, mercimek bitti. Şehriye bitti, çorba yapacak malzememiz yok. Pirinç var mı diye sordum. Dedi ki var ama pirinçten olmaz dedi. Mercimekten çorba oluyorsa dedim pirinçten de olur. Yapın insanların boğazına sıcak bir şey geçsin. Dışarıdan yardımlar gelene kadar buradaki insanları biz aç ve susuz da bırakmadık. Başkan Bey o talimatı verdi ki orada ne malzeme varsa vatandaşın emrine sunacaksın dedi. Burada baktıkça bile boğazlarımıza evet. Düğümleniyor, söyleyemiyoruz. Yani yapmamız gerekeni, insanlık namına yapmamız gerekeni yaptık. Dinimizin emrettiğini de yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz bu insanlara hizmetkar olarak geldik. Rabbim, Başkan Bey her zaman söylüyor. Fetihçi ve işgalci iki tür idareci vardır diyor. Rabbim bizi işgalci olanlardan eylemesin. Gönülleri fetheden, gönüllere dokunan, insanlara hizmetkar olan idarecilerden eylesin. Anneyle kız kucak kucağa geldi. Babayla oğul da kucak kucağa geldi. Biz ayırmak istedik ama cenaze yakınları dedi ki ayırmayalım. Bunlar depremde beraber hayatını kaybetmişler. Beraber toprağa koyalım. Anneyle kızı, babayla oğul aynı toprağa koyduk biz. Birlikte yıkadık, birlikte kefenledik ve aynı mezara koyduk. Bu acının tarifi yok. Bunu yaşayan bilmez, yaşamayan bilmez. Yaşayacaksın, göreceksin. Şimdi insanlar televizyon başında oturmayla, izlemeyle, biz acıya ortak, acıya ortak olacaksın, acıyı yaşayacaksın. Herkes acıya ortak oldu ama bizim kadar olmadı. Biz halen mezarlık çalışan olarak halen ben geceler oturup ağlıyorum. Gözümün önünde gitmiyor çünkü gidemiyor. Çünkü her cenaze biz kendi cenazemizi kabul ettik. Normal şartlarda biz zaten bir cenaze olduğunda çağrı merkezine telefon geldiği an o cenaze artık cenaze sahibinin değildir. Bu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nindir. Defnedene kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Beraber ağlayacağız. Beraber defnedeceğiz. Onların gönlüne dokunmak zorundayız. Mezarlık başka hiçbir yere benzemez.
İnsan cenazesinde yapılan hastalık.